Dosyada mevcut olay yeri görüntü kayıtları ve fotoğraflama tespit tutanakları ile suç tutanağı ve olay yeri tutanakları birlikte değerlendirildiğinde şüphelilerin Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Profesör Doktor Melih Bulu'yu protesto etmek amacıyla üniversite çevresinde bir araya geldikleri, COVID-19 tedbirleri kapsamında Beşiktaş ve Sarıyer kaymakamlıklarının almış oldukları gösteri ve yürüyüş kısıtlaması kararları ve yasaya aykırı toplantı yapmaları nedeniyle olay yerlerinde kolluk güçleri tarafından dağılmaları yönünde defalarca yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayarak atılı suçu işledikleri hususunda haklarında kamu davası açılmaya yeter delil elde edildiği anlaşıldığından, yukarıda açıklanan nedenler ve soruşturma evrakı kapsamında bulunan tüm deliller uyarınca üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair haklarında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 170-2 maddesi anlamında yeterli delil elde edilen şüphelilerin eylemlerine uyan sevk maddeleri uyarınca süreli hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur. 31 Mart 2021. Mart 2021 okuldaki en unutmayacağım günlerden bir tanesiydi kesinlikle. 8 yıllık okul hayatımda. Zaten hafif bir gerginlik vardı o günde çünkü Nazlıcan'ın soruşturma günüydü ve Nazlıcan'ın soruşturması hem haksız bir soruşturmaydı, çok haksız bir soruşturmaydı. Hem de Nazlıcan'ın bağlı olduğu fakültedeki soruşturmalar kolay gitmeyen soruşturmalardı. Bilindiği üzere 25 Mart'ta olan disiplin soruşturmasına gitmek için ben oradaydım. Mert gibi diğer arkadaşlarım da bana destek olmak için, dayanışmak için benimle birliktelerdi. O gün normal bir direniş günü gibi güneye indik. Güneye indiğimizde nöbet çadırını vesaire açtık. Sonra işte Nazlı'nın soruşturması olduğunu biliyorduk zaten. Önceden konuşmuştuk, yalnız gitmemesi konusunda da arkadaşlar birlikte gidelim falan demişti. Güneyde toplaşıldı. Yukarı çıkılacaktı işte, kuzeyde çünkü soruşturma. Güneyden arkadaşlar çıkıyordu, ben aşağıda kaldım. Zaten ben Nazlıcan'la birlikte çıkmıştım okula, onun çıkışını görmüştüm. Her şey o yüzden çok netti. Savcılıkla ilgili hiçbir işlem olmayacağı biliniyordu. Ancak o soruşturmanın müstenidatı olan evrakta çok alakasız bir cümle olarak Nazlıcan'ın LGBT artı bayrağı taşıdığı söylendiği için onun hakkında soruşturma başlatılmış olması sadece ve sadece bayrak hükmüne dayandırılabilirdi, bayrak atfına dayandırılabilirdi. Kuzey'de Nazlıcan'ın soruşturması olduğu için orada seklemek amacıyla 5-10 kişi kampüsünden çıkıp kuzeye doğru yürüyorduk. Yani aslında zaten iki kampüsün arasındaydık biz. Üniversite sınırları içinde sayılabilecek bir yerdeydik. Bir yerden sonra derste telefonuma fazla mesaj geldiğini fark etmeye başladım. Öğrencilerimiz de ders esnasında uyarılarda bulunmaya başladılar. Sonra telefonlar çalmaya başladı ve dersi durdurup telefonla konuşup durumu anlamaya çalıştığında Nazlıcan polisin onları durdurduğunu, bayrakları almak istediğini, onların aslında bir yürüyüş o anda yapmadıklarını, sadece bir kapıdan diğerine gitmekte olduklarını, hani bir toplantı ve gösteri yürüyüşü anlamında bir yürüyüşten bahsedilmediğini, çember alındıklarını ve müdahale edilmek üzere olduğunu, bayrakları el konmak istediğini söyledi. Yani bize söylenen sadece gökkuşağı bayraklarını kaldırmayı reddeden öğrencilerin kimlik kontrolüne tabi olacakları, bir GBT sorgulaması yapılacağı, bunun için işte otobüse gelmemiz gerektiğiydi o sırada. Bölüm toplantımız vardı. Bölüm toplantısı başladı 3'te. 5 geçe bir mesaj geldi. Bir hocadan Kuzey Kampüsü'nün önünde gözaltı olmuş diye. Arkadaşlar çıkınca birileri geldi yukarıdan, şey dedi, gözaltı olmuş, haberiniz var mı?
Ben hemen toplantıyı terk ettim ve koşa koşa Kuzey'e gittim. 4 tane öğrencimiz gözaltına alınmış. Bütün Kuzey kampüsle işte metro istasyonun arasını polis sarmış. Ne oluyor, ne bitiyor diye anlamaya çalıştık. Meğer işte Güney'den Kuzey'e yürüyen öğrencilerin işte gökkuşağı bayrağı taşıdıkları için, LGBTİ artı bayrağı taşıdıkları için gözaltına alınmış. Tam da bu noktaya geldiğimizde arkamıza takılan 40-50 polis önümüzü kesti. Ve üzerimizde bulunan bayrakları kaldırmamızı, çantamızda bulunan bayrakları kapatmamızı, bayrakların ortalıkta gözükmeyecek şekilde bulunması gerektiğini söylediler. Şu anda biz durdurmaları için herhangi bir hukuki dayanak bulunmadığını tekrar tekrar söylememize rağmen polisler bizi GBT kontrolü yapma bahanesiyle otobüse aldılar. Ve uzun bir süre gözaltına alındığımızı söylemiştik. O sırada arkadaşlarımızın toplandığını ve bizim nereye gittiğimizi merak etmekte olduklarını, polislere soru sormakta olduğunu görüyorduk ama otoparkın içine girdikten sonra onlarla bütün iletişimimiz kesildi. Öncelikle şeyden bahsetmek lazım tabii. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu'nun 4. maddesinden, 4A'dan. Polisin durdurma yetkisi var kuşkusuz kimlik kontrolü için. Ama bu kimlik kontrolünü yapabilmesi için ya da durdurabilmesi için, ki bu sizin anayasal özgürlüklerinizin, kişi hak ve özgürlüklerinizin kısıtlandığı ilk noktadır devlet tarafından. Devlet ve bireyin karşı karşıya geldiği ilk noktadır. Bu noktada makul bir şüphenin olması gerekir. Makul şüpheye dayanmaksızın yapılan herhangi bir durdurmanın kendisi bizzat hukuka aykırıdır. Şimdi bir, bu cepte kalsın. İkincisi, durdurduğunuz kişiye neden durdurduğunuzu izah etmek zorundasınız yine aynı maddeye göre. Ve o makul şüpheyi orada anlatmak zorundasınız. Ve hani gereken kontrolü yapıp bırakacağını söylemelisiniz haklarını hatırlatmak suretiyle. 4 kişi gözaltına alındığında aslında kendilerine durdurulurken bir sebep gösterilmesi gerekirdi. Hukuka uygun bir sebep gösterilmeliydi. Bu kişilere böyle bir sebep gösterilmiyor. Yapılacak işlemin ne olduğunun kolluk tarafından anlatılması gerekirdi. Herhangi bir sebep, herhangi bir işlemin ne olduğuna dair bilgi kendilerine verilmiyor. Yalnızca GBT yapılacağız denilerek bir araca dolduruluyorlar ve saatlerce o araçta herhangi bir kişiye ulaşamadan, kendilerine herhangi bir bilgi verilmeden tutuluyorlar. Sonrasında ise kendilerine gözaltında oldukları bilgisi veriliyor. Bu aşamaya kadar anlattıklarımın hepsi, yani var olan yasalara, kanunlara, PVSK'ya, gözaltına alma yönetmeliğine, hepsine aykırı bir şekilde ilerliyor. Biz de böyle apar topar işte koşarak yukarı çıkmaya başladık. Sonra çıktık ve gözaltı aracının gittiğini gördük. Yani böyle şoktayız falan. Sonra hala sesler falan geliyordu. İlerleyince Kuzey Kapı'ya varmadan önce o dar geçit yolun orada bayağı bir öğrenci vardı. Onların yanına gittik işte, ne olduğunu sorduk. Diğer arkadaşların gözaltına alındığını öğrendik. Polis ısrarla GBT yapmak için aldık diyor ama bizim arkadaşlarımız işte gözaltına alındılar, gittiler yani burada değiller diyorlar. Sonra işte polis ısrar etti, işte GBT yapmak için aldık vesaire. Arkadaşlar da şey dediler, tamam o zaman GBT en fazla ne kadar uzun sürebilir? Bekleyelim, bitince burada oluruz falan. Ondan sonra işte dağılın diye şey yapmaya başladı polis. Bağırmaya başladı birkaç arkadaşa, yani gidin buradan, işte neyini bekliyorsunuz ki? Biz de şey olduk yani, arkadaşlarımıza GBT yaptıysanız sadece bitecek yani bir noktada, ne kadar uzun sürebilir? Bekleyelim, birlikte gideriz yani. Bir şey de yaptığımız yok. İşte herkes zaten böyle bir kaos ortamı var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Sonra bir noktada çevikler geldi. Polis geldi, etrafımızı çevirdi. Yapamazsınız, edemezsiniz. Dağıl yarısı yapmadan önce ama şöyle enteresan bir şey yaşadık. Bizim kampüsün bölgesine bakan bir emniyet müdürü var. Onunla gidip konuştuk. Dedi ki bize işte kaldırımı boşaltsınlar. Ben de içerideki şeyleri bırakacağım. İnsanları bırakacağım. O sırada bir aracın ayrıldığının farkına vardık ve yani zaten hiç öyle bir şey yok. Yani biz de pazarlık yapmaya çalışıyor. Bunu çok net söylemek lazım. Yani böyle bir bu tip toplumsal olaylarda güvenlik kuvvetleri işte hocalardan şeyle devşirmeye çalışıyor. Aracı devşirmeye çalışıyor. Ben sadece emniyet müdürünün söylediği şeyi öğrencilere aktardım.
dedim ki işte içeri girerlerse 4 kişiyi bırakacağım dedim ama ben güvenmiyorum. Siz bilirsiniz ya, isterseniz içeri bir girmeyi deneyin. Bırakmazlarsa dışarı çıkarsınız. Biz de bu Reyna Pazarlığı'na tabii ki oturmadık. Sesimizi çıkarmaya devam ettik. Sonra oldukça sert bir polis müdahalesine maruz kaldık. Kuzey kapının önünde insanlar zaten polisler bizi iteklediği zaman turnikenin önüne bir grup insan olarak yoğulmuştuk. Büyük bir arbede yaşandı. Birkaç arkadaş düştü. İşte çığlık falan atanlar oldu korkudan. İlk defa Çevik'le karşılaşanlar vardı orada. Sonra ben o arbede de birkaç arkadaşın gözaltına alınmasını atıyorum. Özel olarak Perit'i hatırlıyorum. Ona bayağı birkaç polis saldırmıştı. Yani gördüm, yumruk falan attılar Perit'e. Biz böyle şey, yani onu almaya çalışıyoruz ama bir yandan Çevik bize de saldırıyor, kimseyi tutamıyoruz gibi bir durum var. Ve hani bir aşamada birisi çantamdan tutup çekti. Ben de çok fazla direnmedim açıkçası. Otobüse götürdüler beni. Çok eski bir öğrencim. Yani buraya geldiğim yıldan beri, 2017 yılında geldim ben bu aşamaya. O zamandan beri öğrencim olan bir çocuğu çekti sivil polis. Bunu böyle yaka paça döve döve gözaltına almaya çalıştılar. Ve inanılmaz bir direnç gösteriyor bu. Ben gidip o çocuğu almak istedim sivilin elinden. Dedim ki bu çocuk benim öğrencim, ben size kefilim, bu okulun hocasıyım. Lütfen bu çocuğu bana verin. İşte kendisinin klostrofobisi var. İçeri alırsanız orada dayanamayacak ve şey yapacak. Beni itti böyle. Ben işte şeye takıldım. Duba değil de işte o demirlerden birine takıldım. Düştüm falan, kalktım. Ya dedim ne yapıyorsun falan. Bak ver çocuğu, ben alacağım gideceğim yani. Burada ayrılıyoruz beraber. Ya küfretmeye başladı. İşte seni şöyle yaparım, seni böyle yaparım bilmem ne falan. Çok detaylı anlatmaya gerek yok zaten ama yani gözaltı aracına bindiğimde yüzümden pantolonuma kan damlıyordu gerçekten. Yıllarca avukatlık yaptım, vekillik yaptım, türlü hukuksuzluk görüyoruz ama LGBT artı bayrağıyla yürümek suçundan gözaltına alınma duyumu bana çok saçma geldi. Açık konuşayım. Yani hani burada bir şey olmuştur mutlaka. Çocuklar da biraz abartıyordur. Hani böyle bir şey olamaz diye bilgi almaya geldik ve böyle bir şey olabildiğini gördük. Yani o güne dair videolar varsa eğer zaten içeriye doğru bize barikatlarla nasıl vurduklarının seslerini dahi duyabilirsiniz veya görüntülerini görebilirsiniz. Bizi içeri ittirdiklerinde biz kapıda kalmaya devam ettik. Kapıyı bırakmadık. Arkadaşlarımızı istedik. Arkadaşlarımızdan haber almak istedik. Kapının iç kısmında biz ve dış kısmında sayamadığım kadar polis. Her zamanki gibi. En sonunda kuzeye girerek ve biz savunma yaptık gibi bir şey. Turnikeleri arkasına geçtik. Turnikeleri geçemeyeceklerini düşünerek. Orada zaten güvenlikler de ne olduğunu şaşırdı, ben haberleri yok gibi bir durum var, ne yapıyorsunuz burada deyip bize çıkışanlar falan. Sonra girdikten sonra bir arkadaş işte orada bağırmaya başladı, işte bizi böyle susturamazsınız, böyle olmaz. Yani LGBT hakları insan haklarıdır vesaire diye. Ondan sonra işte bayağı polisler turnikelerin arkasında bir set şeklinde yerleştiler ve işte
orada bayağı bir şey oldu. Polis bize bağırıyor. Biz onlara bir şey söylüyoruz. Arkadaşlarımız hani nerede? Yani bu bahsettiğim süreç, yani benim mesela örnek, yani güneyden kalkıp kuzeye gelmem, kuzeydeki yaşananlar ve daha sonrasında kuzeyde kampüse girmem zaten ortalama bir yarım saat sürüyor. Bir GBT yarım saat sürmemeli yani. Nerede bizim arkadaşlarımız falan hala diyoruz ve bu sırada başka insanlar alınmış aramızdan zaten. Yani bu ne yapıyorsunuz? Ne oluyor yani? Çok uzun bir süre düşündüğümüzü hatırlıyorum. Hem arkadaşlarımız nerede, ne haldeler onu bilmiyoruz. Bir şekilde Feyzi Hoca vesaire haber almaya çalışıyorlar. Biz haber almaya çalışıyoruz. Biz orada müzakere etmeye çalıştık. Yani ilk gözaltılara, eğer daha gözaltı tam olarak yapmadıysanız, emniyete götürmediyseniz, hastaneye götürmediyseniz muhakkak müzakere edebiliriz. Ne yapabiliriz, ne istiyorsunuz, biz ne konuşabiliriz diye polisle konuşmaya çalıştığımızda hiç doğru bilgiyi vermediler. Hala emin değilim. O anda hala işkence otoparkı diye bilinen Kuzey Kampüs'ün karşı çaprazındaki otoparkta mıydı her iki araçta. Çok muğlak bilgiler verdiler ve bize aslında o aşamada yardımcı olmadılar. Biz hala işte Kuzey Kapı'nın orada duruyoruz, slogan vesaire atıyoruz ama arkada bir grup insan ağlamaya başladı. O çok korkutucuydu. Kuzey güvenliğin arkasında böyle bir boşluk çim var. Orada birkaç kişi sadece ağlıyor. Biz orada tartışıyoruz işte ne yapacağız, yani arkadaşlarımız belli ki gözaltına alındı. Ne yapıyoruz, yani arkadaşlarımızı almak için yapabileceğimiz ne var? Çünkü çok yani hukuksuz bir biçimde alındılar. Bize doğru bilgi bile verilmedi bu konuyla ilgili. Tamam dedik, bekliyoruz o zaman. Nasıl bekleyeceğiz? Nerede bekleyeceğiz? Bunu nasıl yapabiliriz? Yani çünkü bu tek bir kişinin inisiyatifine kalmış bir durumda değil. Sonra dedik ki tamam o zaman forum vesaire alalım. Esas itibariyle tabii öğrenci arkadaşımız çok güzel bir forum düzenlediler. Bir olaya anında güçlü bir şekilde ve çok demokratik, herkese ses ve söz verecek şekilde nasıl tepki gösterilir ve o tepkide de herkes birbirinin fikrine nasıl saygı gösterir. Bunun böyle en güzel örneklerinden birisiydi benim için o gün. Forum şeyiniz çok hoşuma gitti mesela, orada böyle hani bir haber geliyor dışarıdan hemen tartışalım diye böyle hop bir halka kuruluyor, insanlar tartışıyor ne yapılması gerektiğini. Bu güzel pratiklere de şahitlik etmiş oldum. Forumda bir küçük anlaşmazlık yaşandı diyelim. Bazı arkadaşlar yarın zaten Çağlayan var, burada kalmamız ne tür bir tehdit oluşturuyor, yani 1 Şubat gibi bir olay var, kalırsak işte polis bize saldırır, gözaltına alınırız, nasıl yapacağız, hangi binada olmamız lazım, yani Karabloğa mı gitsek, nereye şey yapabiliriz, mühendislik binasına mı gitsek, bunları tartışıyoruz. Sonunda işte stadyumun 12 saat açık olması gibi bir durumdan dolayı dedik ki stadyuma şey yapalım, zaten tek girişi var. En kötü polis gelirse koruruz falan, böyle masaları falan çekeriz, ne yapabiliriz falan diye tartışıyoruz da. Şey gibi ama savaş hazırlığı, çok komik bir durum yani, şey birazdan bizi bombalayacaklar, biz nasıl kurtarabiliriz, kapıları kapatalım işte ne yaparız falan. Sonra işte stadyumda tuvalet var, bu iyi bir şey, açık tuvalet olması sürekli, çünkü böyle sürekli bunun ihtiyaçlarımızı düşünüyoruz. İşte sonra yemekler gelmeye başladı. Biz forum almaya devam ettik işte. Nasıl yapabiliriz? Kalmamız ne ifade eder? Kalırsak yarın da kalıyor muyuz? İşte mesela şöyle bir tartışma vardı. Kalırsak bugünlük mü kalalım yoksa arkadaşlarımız çıkana kadar mı kalalım gibi bir soru vardı. En sonunda çok bir karara varılamadı açıkçası. Sadece o gece kalınmaya karar verildi ama daha sonrası için ne yapacağımız böyle belirsizdi. Tartışmalar devam ediyordu. Forum devam ederken bir yandan da kaçınılmaz olarak benim, diğer hocalar ve milletvekillerinin kayyumlukla da müzakere süreci devam etmek zorunda kaldı. Çünkü stadinin içinde duruyordu öğrenciler, hava soğuktu ve stadinin normalde kapanacağı bir saate yaklaşılıyordu. Stadinin kapanmaması için orada olmayan hocalar da dahil olmak üzere epey bir haberleşme ağı kuruldu, Melih Bulu'ya ulaşılamadı, Fazıl Ömer Şenmez'e ulaşıldığını biliyorum. O bir iki telefon yaptı ama sonra olumsuz cevap verdi, kapattıracağız tabii, çıkmaları lazım dedi. Üzerinden biraz vakit geçtiği için başka kimlerle konuşuldu veya ulaşılmaya çalışıldı bilmiyorum ama Fazıl Ömer Şenmez'e birisinin konuştuğuna hemen hemen eminim. Bana öyle bilgi gelmişti.
Netice itibariyle çok uzun bir süre biz o sitenin kapanacağını, ışıklarının kesileceğini, zaten ısınmıyor ve ısınmayacak öğrendik ve orada da böyle müzakereler çok iyi bir yere gitmedi. Bu arada polis genelde de yaptığı gibi, çünkü korkutmak onların işine geliyor eylemleri bitirmekte, müdahale edeceğini söylüyordu. Çıkmazsanız müdahale gelecek diye. Ben o geceki kadar polisle müzakere az etmişimdir diye düşünüyorum. Yani orada hakikaten bu arada şeyin ilçe emniyet amirlerinin de nasıl arada kaldığını da herhalde şahitlik ettik. Yani sık sık hadi olmuyor boşaltacaklar, hop git onunla görüş, gel bununla görüş, gel öğrencilere haber ver. Çünkü hani şey de yapamıyorsun, oradaki varlık amacın senin bir hukuksuzluk olursa bunun elinden geldiğince önüne geçmeye çalışmak ve öğrenci arkadaşları korumak. Onlar adına bir karar verip polisle pazarlık yapacak haddi kendimde görmüyorum açıkçası. O yüzden bu tontoş söyle babana gibi bir akşam oldu benim adıma. Gidip polisle görüşüp şöyle böyle ama bu yaptığınız hukuksuz, bu emir hukuka aykırı deyip bir şey bulup gelip öğrenci arkadaşları söyleyip forumun sonucunu beklemek gibi verimli diyeceğim tırnak içinde bir süreç geçirdik o gece. Sonra kısa bir ara falan verdik foruma. Halaylar falan çekildi. O çok komik bir görüntüydü. Stadyumda normalde bayağı büyük masalar var. Biz onları kenarlara falan çektik. Stadyumda yani kış bir de soğuk. Bayağı şey yani herkesin tıkış tepiş olduğu ama halayın çekildiği, böyle tangonun oynandığı falan böyle çok garip bir ortam var. Sonra işte forum arası bitti, yemekler geldi. Sonra işte yani yemekleri de yedikten sonra dedik foruma devam edelim. Sonra ya 12 oluyordu bir ara. Şey dediler bize işte 12'de belki çıkarırlar bizi, yani çıkarmayı 12'de teşebbüs edebilirler dediler. Biz böyle 12 olunca işte dışarıda kim varsa, işte sigara molasında olan var mı, kap gel, işte herkesi topladık içeriye, kapıları falan böyle. Bir ekip şey diyor, tamam biz önde duracağız, biz böyle arkadayız, duruyoruz, masaları falan ayarladık, bekliyoruz falan. 12 oldu saat, şey düşecek mi, bombalar düşüyor mu? Ben de hayatımda hiç fiziksel olarak direnişin böyle bir aşamasını yaşamamıştım daha önceki protestolarda içinde bulunduğumda. Yani koşturuyorsun, gözaltı bilmem ne bir şey oluyor ama orada farklı bir konum vardı. Hani ne olacak polis müdahalesi diye Ahmet Şık'a sordum. O da yani bu kısmı unutmuyorum çünkü benim hayatımda yaşadığım herhalde en unutmayacağım diyaloglardan bir tanesiydi. Ahmet Şık'a ne olacak işte sen, ben, Serah, diğer hocalar hep beraber kol kola gideceğiz. Öğrencilerin gözaltına alınmasına engel olmaya çalışacağız. Muhtemelen olamayacağız. En azından zararlarını azaltacağız. Bir de burada olup gördüğümüz için onların hasarını minimum indirmeye çalışacağız. Sonra da onlar gözaltına alınacaklar. Bizi de bırakacaklar burada gibi. Son derece yaşamış bir tecrübe, yaşanmışlık tecrübesi ortaya koyarak olacakları anlattı. Ben de orada galiba düşünmüştüm yani. Vay be, birazdan Sedeka'daki Ahmet Şık ve kol kola bir gözaltı engelleme çemberi yapmaya çalışacağız ve bir şeye de yaramayacak diye. Orada öğrenciler o kadar haklı bir isyan içerisindeydiler ki, yani konu çok meşruydu, yapılan şey çok aptalcaydı ve insanların siniri de çok haklıydı. Yani bir gelmişsin, bin bir emek kazandığı okuluna çöküyorsun bu insanların, yetmiyor özellikle aralarından cinsel yöneliminden ve cinsiyet kimliğinden ötürü bir grubu ayrıştırıp terörize etmeye çalışıyorsun. Bu da yetmiyor. Sırf var olduğunu göstermek için kendi okulunda protesto hakkını kullanan insanların üzerine polis saldırtıyorsun, gözaltına aldırmaya çalışıyorsun. Çok haklı ve meşru bir direniş olarak değerlendiriyorum onu. Güzel de açıkçası uygulandığını düşünüyorum. Bir aşamada onu gerçekten hatırlamak isterdim ama nereden geldi haber yani. Çünkü bir hocalar ve bir telefon trafiği de vardı. Bir aşamasında hakikaten şu haber geldi, tamam müdahale olmayacak ve sabaha kadar kalınabilir orada diye. Gece Leyla ve tomurcuk kokuyor, yaralı bir şahin olmuş yüreğim, yaralı şahin olmuş yüreğim, uyanamana Haziran'da ölmek zor, Haziran'da ölmek zor.
bize gözaltına alındığımızın söylenmesi sadece bizden sonra da arkadaşlarımız nerede, onları niye götürdünüz, onların serbest bırakılmasını istiyoruz diye burada kalabalık halde bulunmaya devam eden arkadaşlarımızdan da 8 tanesi aynı şekilde polis tarafından alındıktan ve bizi de onların yanına götürdükten, bizi birleştirdikten sonra söylediler. Gözaltına alındığımız, işte telefonlarımız toplandıktan ve o gözaltı otobüsü otoparktan çıkıp sağlık kontrolüne bizi götürmeye başladığında kesinleşmiş oldu. Gözaltı aracındaki bazı çevik kuvvet insanları kendi telefonlarından Boğaziçi direnişinin Instagram'daki canlı yayınlarını izliyorlardı ve biz oradan duyduğumuz sloganlar sayesinde bizi yalnız bırakmadıklarını öğrendik arkadaşlarımızın. Hatta birazcık daha sesini açar mısınız dediğimizde sanıyorum direnişi bizim tarafımızdan takip etmekten utanmış olacak ki telefonundan Instagram'ı kapattı. Evet, zaman zaman da açılan polis telsizinden geliyordu aynı slogan sesleri ve biz o polis telsizinden otobüse gelen seslerle anlıyorduk ki işte insanlar dağılmadılar, hala müdahale edilmeye devam ediliyor. Bizim bırakılmamız talep ediliyor. Arkadaşlarımız kampüs önünde toplanmış vaziyetteler. Bir taraftan da bunları duyuyorduk otobüsün içinde. Bize şimdi ne olacak sorusu her zaman boşluktaydı. Beni en çok gelen şey de buydu aslında. Bu belirsizlik can sıkıcıydı biraz. Sonuçta ben avukatıma bile haber veremiyorum. Benim babam kalp hastası, babama haber veremiyorum. Babam bunu televizyondan ya da başka birisi aracılığıyla öğrendiğinde nasıl bir tepki verecek, bir zarar görecek mi endişesiyle duruyordum orada. Ama onun dışında arkadaşlarımın, ne benim yanımda olan arkadaşlarımın ne de dışarıda olan arkadaşlarımın bu direnişten hiçbirini feda etmeyeceklerini, hiçbirimizi feda etmeyeceklerini biliyordum. Bu umut zaten hepimize ışık oldu. Bu umut sayesinde aslında sakin kalabildik diyebilirim. O gün sanırım direkt vatan emniyete gitmiştik biz. Biz gidene kadar hastanedeki işlemler bitmişti zaten. Uzun bir süre arkadaşlarla görüştürülmedik. Bir de şöyle bir şey oluyor, yani hani bunu hemen hemen her göz altında yaşadık. Otobüsler getiriliyor ve vatan emniyetinin bahçesinde bekletiliyor. O böyle saatlerce. Ne biz otobüse girip müvekkillerle konuşabiliyoruz, ne müvekkillere herhangi bir işte su bazen verebiliyoruz. Onun dışında hiçbir şekilde görüşemiyoruz. Hiçbir şekilde gerekli işlemler hızlandırılıp bir an önce ifadelere geçilemiyor. Sonraki süreçte ne yapılacağını, işte ikmalen mevcutlu mu, ifadeler ne şekilde alınacak vesaire, bunlarla ilgili hiçbir şekilde bize net bilgi verilmiyor ve biz sadece orada müvekkillerin gözaltı aracında kötü muameleye maruz kalmadığından emin olacak şekilde bekleyebiliyoruz. Gözaltı aracında çok uzun süre bekledik. Hani biz kaçta alındık? 2'de veya 3'te. Biz 3'te falan gözaltı aracındaydık. Öğleden sonra 3'te. Sonra akşam 10'da veya 11'de falan ilk defa indirildik ve nezarethaneye atıldık. Hani o kadar bir süre, bayağı uzun bir süre. Yani nezaretle ilgili soluk bir ışık olduğunu zaten Nazlı söyledi ama yani yerin altında saatin kaç olduğunu asla anlayamayacağınız, öyle bir saat gösteren bir şey olmayan, böyle saatte bir, iki saatte bir korkunç bir havalandırmanın çalıştığı ama herhangi bir yerden hava gelmeyen ve yarın öğleden sonra adliyeye gideceksiniz denmesinin falan da hiçbir anlamı yok. Çünkü siz o sırada bilmiyorsunuz. Gece yarısı mı uyandım ben, sabah mı? Yani sadece getirdikleri sandviçlerden sabah galiba şu an. İşte bir öğle yemeği, küçük bir porsiyon bir şeyler getirdiklerine öğle olmuş sanırım gibi hesap edebildiğiniz bir yer yani orası. Böyle herhangi bir yaşamın sürdüğüne dair bir belirti yok yani içeride. Nezaretenler yan yana olduğu için birbirimizden sürekli haber alıyorduk. Birbirimizin iyi olma halini sürekli sorguluyorduk. Özgürlük türküleri söylüyorduk, özgürlük şarkıları söylüyorduk, halay çekiyorduk. Ve sürekli bizimle dayanışmaya gelen ve daha önce tanımadığımız diğer kadın arkadaşlarımızla sohbet ediyorduk. Onların bu mücadeleyi dışarıdan büyütmeleri, bunun büyük bir öğrenci dayanışması olduğunu bilmeleri bizim de bu mücadelede ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyordu. Gözaltı otobüsünde biz aslında bir aşamada oyun oynuyorduk falan aramızda. Bir ara şey oynadık, neydi o? Böyle aramızda birisi mesela bir hikaye başlatıyor. Hikayenin ilk cümlesini söylüyor.
başka birisi bu hikayeyi devam ettiriyor falan. O şekilde bir hikaye oyunu oynadık. Bayağı keyifliydi oyun bu arada da. Çok hoşuma gitti. Bir ara tekrar oynamak istiyorum arkadaşlar. Hatta belki aynı arkadaşlar. Bizi bir araya getiren şey acı çekmemiz. Bizi birleştiren bağ seçilebilir bir şey değil. Biz kardeşiz. Paylaştığımız şeylerde kardeşiz. Hepimizin tek başına çekmek zorunda olduğu acıda, açlıkta, yoksullukta, umutta biliyoruz kardeşliğimizi. Biliyoruz çünkü onu öğrenmek zorunda kaldık. Bize birbirimizden başka kimsenin yardım etmeyeceğini, eğer elimizi uzatmazsak hiçbir elin bizi kurtaramayacağını biliyoruz. Uzattığınız el de boş. Tıpkı benimki gibi. Hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeye sahip değilsiniz. Hiçbir şey sizin malınız değil. Özgürsünüz. Sahip olduğunuz tek şey ne olduğunuz ve ne verdiğinizdir. Polis müdahale ediyor Çağlayan önünde. Toplanmaya çalışan arkadaşlarımız için. Sıkıştılar arkada. Yavaş yavaş yavaş. Çağlayan'a bir 10-15 dakika kadar geç kaldım gidilecek vakitten ve Çağlayan'a gittiğimde bir boşluk gördüm. Hiçbir şey yoktu çünkü herkes gözaltına alınmıştı. Adliyenin önündeki bekleyiş esnasında okuldan destek olmak için gruplar geldiler. Grupların ulaşması ve onların gözaltı süreci benim bugüne kadar gördüğüm en acımasız ve böyle müzakeresiz süreçlerden birisi oldu. 10 gibi Çağlayan'da buluşmaya başladık. Tabii o sırada büyük bir stratejik hata gerçekleştirdik aslında. Sabaha kadar uyumadı kimse. Aslında biraz evlerimize gitseydik iyi olabilirmiş gibi düşünüyorum. Ama bütün aktif Boğaziçi direnişçileri orada sabaha kadar direniş konuştular. Çünkü yani eylemlilik böyle bir şey. Ve arkadaşlarımız nasıl alacağız, nasıl edeceğiz bunlar konuşuldu ve hiç kimse uyumadı. Zombi gibi kalktık geldik buralara artık sabahtan. Şu taraflara doğru, ileriye doğru basın açıklamamızı okumak istemek için buluşmuştuk ki polis herhangi bir duyuru yapmadan bizleri dağıtmaya başladı. En ufak bir basın açıklamasının yapılacağı anda bayağı böyle savaş taktikleri içerisinde kendi içlerinde bir takım böyle hareketlerle falan bir heyecanlarla amirlerinin talimatıyla anında ve çok sert müdahale oldu. O anda tam o alanda böyle yani yapabileceğim bir şey yok. Müdahale edip de engelleyemem. Sadece görmeye çalışıyordum. Orada yine amirlerden bir tanesinin bana beni görüp seni de gözaltına alacağım dediğine, orada basında Fatoş Hanım vardı arkadaşlarımızdan. O avukatı gözaltına alamazsınız deli misiniz siz ne yapıyorsunuz diye çıkışıp korumaya çalıştı. Onu da böyle hiç unutmadığım anlardan bir tanesi. Polisle aramızda sanırım şu kadar gibi bir mesafe vardı. Hani biz hala sormaya devam ediyorduk. Hani toplanmadık bile. Açılın dağılacağız demeye devam ediyorduk. Hani gideceğiz hani bırakın gibisinden. Onları ikna etmeye çalışıyorduk. Ama polis gittikçe kitleyi sıkıştırmaya çalışıyordu. Gerçekten çok az bir mesafe kalmıştı ve etrafımız sarılmıştı. Bizim gidebileceğimiz tek bir alan vardı. O da çimlerin aşağısına doğru aşağı mahallede koşmaktı. Onun dışında gidebileceğimiz bir yer kalmamıştı ama polis de yine peşimizden gelmeye devam ediyordu. Çok gidebileceğimiz bir yer yoktu. Onlar da eline geçeni zaten topluyordu. Gözaltı yapılırken o savaş taktikleriyle o çemberin biraz dışında çıkan
kalan öğrenciler vardı arkadaşları gözaltına alınırken. Tanıdığım da bir öğrenciydi. Özellikle bir tanesi, iki kişi gibiler ama ya onlar o gözaltının içerisine girdiler. Yani bir tereddüt ettiler. Bir an orada hani gidebilirlerdi. Çünkü herkes gözaltına almıyorlar. Amaçları dağıtmak. 15 kişiyi alıyor. 15 kişi de kaçarsa işte tamam dağıtmış oluyor eylemi. İki araba dolusu gözaltı yaptılar ama orada arkadaşlarını yalnız bırakmayıp onların peşinden o gözaltı çemberinin içerisine giren öğrenciler gördüm. O da beni çok duygulandırdı. Yani o geceyi birlikte geçirdiler sonuçta. Tutuklanma anım biraz komik. O yüzden üzülüyorum bunun için. O sırada şurada yarım daire oluşturmuşken polislerle beraber arkadaşlarımız gördüğünüz demirlerin üzerinden atlayarak arkaya gitmeye başladı. Ben bu sırada polislere bağırıyordum işte. Sallıyorum bir şeyler. Astımı olan var, işte arkadaşımız bayılacak, çekilin. Yol açmak zorundasınız diyorum ki zorundalar gerçekten. Polis bir kalabalığı dağıtmak istiyorsa yol açmak zorunda. Bizim üstümüze kalkanlarla yürüyorlar ama ve sıkıştırıyorlar. Yani orada birbirimizin üstüne giriyoruz. Ben bağırıyorum, ediyorum. Arkadaşlarımız o demirlerden kaçmaya başladı. Polis bana o sırada dedi ki gel gel yol açtık dedi. Gerçekten bir yol açıldı orada. Sonra ben de arkama döndüm. Dağılan arkadaşlara gelin gelin yol açtılar dedim. Polisin açtığı yoldan yürümeye başladım. Beni o sırada ittiriyorlar, kolumdan tutuyorlar. Yapmasanız da ne yapıyorsunuz falan diyorum. Hani geçiyoruz işte falan diyorum. Bir gittim yol gözaltı aracına gidiyormuş. Aslında orada gözaltı olduğum zaman herhalde bunlar vatana gittiler diye düşündük ve biz kalın herkes diğer avukatlarla birlikte savcılık ifadelerine girdik. Savcılık ifadeleri bütün avukatlar arasında paylaşılıyor işte her zaman olduğu gibi. İlk orada ben gözaltına alınan herkesi görebildim. Orada tanıdıklarım vardı, tanımadıklarım vardı. Çok da harika bir öğrenci adayım vardı. Bana çok duygulu bir mail atmıştı dersleri takip etmek istediğine dair. Onunla çok güzel bir yazışma geçmişti aramızda. Daha tanışmamıştık. Orada tanıştım onunla. O yüzden de onunla tanıştığımı hiçbir zaman unutmayacağım büyük bir ihtimalle. İlk anı hatırlıyorum. Kim olduğunu anlayınca ve o da beni görünce çok böyle güzel sarıldığımız duygusal bir an yaşandı. Orada tabii hepsinin sağlıklı ve iyi olduğunu fark edip de görünce mutlu olduk. Ondan sonra da savcılık sorgularına girdik ve daha sonra akşamüstü saatlerine doğru uzayacak şekilde kararı bekledik ve orada bir noktasında anladık ki tutukluluğa sevk olmayacak burada. O yüzden de hani iyi bir haberle serbest bırakılacaklar gibi bir hissimiz vardı. Nitekim de serbest kaldılar. Bence şöyle bir güzelliği oluyor. Bir tek bu değil işte çıkıp geldiğimiz cumartesi sahneleri davaları, gezi davaları, cumhurbaşkanlığı hakaret davaları, insanlara apır sapır sebeplerle açılan tüm davalardan bahsediyorum. Ne kadar büyük bir faşizme ve ne kadar büyük bir baskıya ve ne kadar büyük saçmalıklara maruz kaldığımızın en silinmez delilleri olarak onlar AKP'nin bu saray döneminin bir utanç vesikası olarak sonsuza dek Türk hukuk tarihinde yerini almış durumda. Yani uzun vadede açıkçası bu davaların ders diye okutulacak düşünüyorum ben. Dava şu anda iyi gidiyor muhtemelen. Zaten beraat edeceğiz zaten. Hiçbir suç yok. Bir suçlama bile yok sayılır. Beraat edeceğiz ve bunun yanında da bu tarihe geçecek bir şey. Çünkü bu dönemin politikalarının ne kadar yozlaşmış olduğunun direkt hükümet tarafından belgelenen bir kanıtı. Bence dava sonucunda da lehimize bir karar çıkacak ve bu kriminalleştirme çabası boşa çıkacak. Bu davanın tamamının beraatle neticelenmesi lazım 13 Ekim'deki duruşmada. Oldukça ayrımcılık üzerinden bir dava. Hani, toplantı ve gösterişine dair kanun falan yani hiç bunların ilgisinin olmadığı bir yürüme paterninden ve LGBT artı bayrağı gibi suç unsuru
olmayan ve dolayısıyla öyle davranılmaması gereken delillerden bahsettiğiniz için bunun tamamen beraat olması gerekiyor. Onun şekilde göreceğiz sonucunu. 25 Mart'ta yaşananlar hakkında, yani var olan elimizdeki emsal Anayasa Mahkemesi kararları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına baktığımızda kolluğun burada kişilerin temel haklarını kullanması karşısında uyguladığı keyfi davranışlar kesinlikle hukuka uygun değil. Kolluğun bu şekildeki keyfi davranışları ne anayasadan ne de Anayasa Mahkemesi kararlarından üstün. Dolayısıyla biz zaten bu davanın sonucunda da beraat dışında herhangi bir karar beklemiyoruz. Burada kanuna uygun tek bir işlem dahi yok. Ne savcılığın iddianamesi, ne polisin gözaltı işlemi, durdurma işlemi, yakalama işlemi adına her ne derseniz deyin. Her biri birden var burada. Ne olduğu belli olmayan. Ne de makul şüphe en baştan itibaren. Yani soruşturmayı başlatmaya yatan makul şüphe var. Dolayısıyla hukuki bir durumdan söz etmek bu dava özelinde benim açımdan neredeyse imkansız. Bundan sonraki süreçte de yani zaten hukuka aykırı hiçbir durum yok arkadaşlarımız açısından. O yüzden beraat kararı çıkacağından çok eminiz. Hakim açısından da bunun çok da olumsuz olmayacağını ve hani kısa sürede de dosyanın sonuçlanacağını düşünüyoruz. Bunun uzun vadede olumlu etkilerini de göreceğimize inanıyorum. Çünkü bu ülkedeki azınlıkların ve bastırılmış gruplara bir umut olmayı başarır diye düşünüyorum. Bizim sürekli mücadelede bulunmamız. Geçmez keşkesi kaldı bize bizden kacıların acısıyla baronları hoş etmesi sonra sonlardan en sonra hem narin hem zorba aşklardan itildik kanlı terli organlarda al sebzeler hormondan çiğnenmeden yutun. Bir sabah la yeni sema sen bari dön bari kır normali koynunda. Ela bir sabah la yeni sema sen bari dön bari kır normali koynunda. Geçmez keşkesi kaldı bize bizden kacıların acısıyla baronları hoş etmesi sonra sonlardan en sonra hem narin hem zorba aşklardan itildik kanlı terli organlarda al sebzeler hormondan çiğnenmeden yutuldu. Bir sabah la yeni